TV100 ekranlarında pazar siyaseti. Pınar Işık Erdoğur kıymetli meslektaşım çok güzel programları imza atıyor, gündem belirliyor. Pınar'ın konukları her zaman çok kıymetli isimler elbette ki. Onlardan biri Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'dı. Cumhur İttifakı'na katılma kararını değerlendirdi. Pınar her zaman böyle direkt sorar, öyle de oldu. Sorular çarpıcı sorular sordu, çarpıcı yanıtlar aldı. Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu dedi. Peki bunu hangi kontekst bağlamında söyledi bakalım. İstifa eden yok. Görevlerinden ayrılanlar var. DSP lideri Önder Aksakal TV100 ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partisinden istifalara böyle yanıt verdi. TV100 ekranında her pazar yayınlanan Pınar Işık Erdoğur'un sunduğu pazar siyasetine bu hafta Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal katıldı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal bizimle beraber. Aksakal, Cumhur İttifakı'na katılma kararlarını değerlendirdi, eleştirilere yanıt verdi. Anayasamızın ilk 4 maddesinde sayılan hususlar başta olmak üzere. Bu kurallara riayet edebilecek yapılarla beraber olmayı biz her zaman kabul edebiliriz. Bülent Ecevit de yaşasaydı, Allah rahmet eylesin, çok kıymetli bir devlet adamıydı. Eğer yaşasaydı ve Demokratik Sol Parti'nin onursal ya da genel başkanı olsaydı, Cumhur İttifakı'nda olur muydu? Bence olurdu. Partisinden istifalar olduğu iddialarına yanıt verdi. Her siyasi partinin yönetim şekli vardır, tüzüğü vardır. Bir siyasi partinin mensubu, bizim tüzüğümüze göre de böyle, başka partilerin de muhtemelen öyledir ve olduğuna inanıyorum. Bir başka partinin adayını destekleyemez. Eğer destekleyecekse bu partiden istifa edip o partinin yanında olması gerekir. Bu doğal olanı budur. Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını dile getirdi. Kürt sorunu dediğiniz zaman Kürt sadece Diyarbakır'da mı yaşıyor? İstanbul'da Kürt sorunu var mı? İzmir'de var mı Kürt sorunu? Konya'nın Cihanbeyli'sinde var mı? Kulusu'nda var mı? Adana'da var mı? Hayır. Neden Diyarbakır'da Kürt sorunu var ya da Batman'da var, Şırnak'ta var? Bu bir Kürt sorunu değil. Bu emperyal sistemin o bölgedeki insanların kimliklerini kullanarak Türkiye'yi bölme stratejisinin bir parçasıdır. Aksakal seçimin ilk turda bitmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı dış dünyaya karşı güçlü görünmek durumundadır. Bu güç nereden kaynaklanır? Halkından aldığı destekle. Dolayısıyla birinci turda seçilmelidir Cumhurbaşkanı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şanlıurfa'da 897 afet konutu temel atma ve 659 konut 61 dükkan anahtar teslim töreninde konuştu. Gündeminde Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş vaadi vardı. Eleştirilerde bulundu. Parlamenter sistemi çözüm görenler iftira atıyor dedi. Böyle bir dönem içerisinde fitne fesat yaymaya kalkanlara çok dikkatli olmak lazım. Depremin ne olduğunu anlamakta acize düşenler, siyasi istismarla yalan üstüne yalanlar katmak suretiyle yapılacak olan hizmeti örtmeye çalışıyorlar, milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir siyaset anlayışı değildir. Bu birlik ve beraberliği tahrip eden bir fesat olayıdır. Buna dikkat olmak lazım. Önce kardeşlik demeliyiz, sonra hep beraber yürümeliyiz. Onun için geçmişi hatırlatacak tarzda parlamenter sisteme dönüşü bir çıkış yolu olarak ortaya koyan zavallılar şimdiden 7 parçaya bölünmüş, ne yapacağını şaşırmış, birbirleriyle örtüşen kavgalar içerisine girmişken yalan ve iftirayla geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar.